Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerle psikolojinin ekollerini incelemekteydik. Ekoller biraz uzun bir konu. O yüzden bölmeyi tercih ettim. Biliyorsunuz ilk dersimizde, ekol dersimizde yapısalcılık, davranışçılık ve psikanalitik kuramı görmüştük. Sonra hümanist yaklaşım, varoluşçuluk ve işlevselciliği ele aldık. Bugün de bilişsel yaklaşım, ekolojik kuram ve nörobiyolojik yaklaşımı inceleyeceğiz. Bilişsel yaklaşımla yola koyulalım. Kognitif yaklaşım, bilişsel yaklaşım ya da zihinsel yaklaşım son derece önemli bir psikoloji kuramı ve sınavda soru gelebilir. Özellikle öğrenme psikolojisinde sorgulanıyor ve gelişimde de gelebilir. Çünkü önemi şuradan geliyor. Psikolojiye yön veren ana akımlardan bir tanesi. Şimdi davranışçılık bütün dünyada özellikle eğitim ortamlarında çok yaygın uygulanan bir ekol. Bilişselcilik de öyle. Bu ikisi günümüzde birleşme eğilimindeler. Hatta günümüzde artık bilişsel davranışçı psikoloji diye kavramlar da çok sık bir şekilde kullanılıyor. Ama biz gelişim psikolojisinde bunların bakış açılarını ayrı ayrı ele almak durumundayız. Öğrenmede de aynı şekilde. Neden bunu vurguluyorum? Bilişsel yaklaşım ortaya çıkış itibariyle özellikle davranışçılığa bir tepkidir. Yani bunların aralarında başlangıçta uzlaşamadıkları şeyler vardır. Biliyorsunuz farklılıklar, zıtlıklar önemli demiştik. Mesela hümanist yaklaşım davranışçılığa ve psikanalize ikisine birden tepkiydi. Bilişsel yaklaşım özellikle en çok davranışçılığa tepki. Mesela psikanalizin bilinç dışı kavramını da kabul etmeyecektir bilişselcilik ama onların özellikle mücadele ettikleri konu ve daha sonra birlikte çalıştıkları alan davranışçılıkla alakalı konular. Neden? Şimdi davranışçılıkta biz dedik ya çevre önemli, dış koşullar önemli. Oysa bilişsel yaklaşım taban tabana zıt bir görüş ortaya koymuş oluyor. Nereden geliyor bu zıtlık? Zihin önemli. Yani içsel koşullar önemli. Bizim zihnimizde neyin olup bittiği önemli. Pavlov'un deneylerini hatırlayın veya Skinner'ın deneylerini hatırlayın. Tümüyle bu bilim adamları verdikleri uyarıcılarla davranışı açıklarlar. Öğrenme sürecini uyaran tepki bağıyla açıklarlar. Oysa bu kuram der ki uyarıcı organizmanın zihnine gelir. Burada algılanır, işlenir, kodlanır, hafızada depolandırılır, depolanır, ilişkilendirilir vesaire. Ve buna bağlı olarak insanlar bu uyarıcıya farklı farklı tepkilerde bulunurlar. Ve asıl önemli olan şurasıdır. Yani zihindir. Davranışçılar nereye önem verir? Uyarıcılara, çevreye, dış koşullara. Ama bilişselcilik özellikle İçsel faktörlere önem verir ve davranışımızı belirleyen şey uyarıcı değil, uyarıcı ile ilgili zihnimizde olup bitenlerdir. Şimdi bazılarınızın, önceki videoları izleyenlerinizin hemen tedirgin olduğunu hissediyorum. Bazılarınız şunu sormuşsunuzdur, olur mu hocam nasıl ayıracağız? Yani dedik ya yapısalcılıkta da algı vardı, duyum ve algı vardı, zihin vardı, zihnin yapısı vardı. Burada da zihin var, haklı bir soru. Ve cevaplayacağım ben de. Şuradan ayıracağız arkadaşlar. Yapısalcılık özellikle psikolojinin ilk ekolü ve psikolojinin emeklemede olduğu aşamalar. Hatta günümüzde geçerliliğini yitirmiş bile. Yani günümüzde yapısalcılığın aktif bir uygulaması yok ama bilişselcinin hala aktif bir şekilde uygulamaları var. Ve yapısalcılıkta ne vardı hatırlayın. Duyum, algı, içe bakış. Yani kişiye uyarıcıları gösteriyoruz, soruyoruz ne düşünüyorsun, zihninden neler geçiyor diye. Çok dar bir bakış açısı. Oysa burada çok geniş bir bakış açısı var. Yani algı var, nasıl işlendiği var, nasıl kodlandığı var, nasıl hafızamızda depolandığı var, kısa süreli bellekten nasıl geçtiği var, uzun süreli bellekte hangi depoda depolandığı var ya da işte duyusal kayıttan nasıl geçtiği var. Dolayısıyla burada çok daha bilimsel, deneylerle kanıtlanmış, çok daha ayrıntılı bir çalışmayla karşı karşıyayız. O yüzden hani bir önceki derste varoluşçulukla hümanist psikolojiyi nasıl ayıracağız demiştim, farklılaştığı noktalardan. Arkadaşlar ekollerde farklılaşma noktaları çok önemli. Şimdi burada benzeşen ne var sadece? Algı, o kadar. Ama farklılaşan örgütleme, kodlama, bellek, işlemleme bir sürü şey var. Mesela öğrenme dersinde gördüğünüz askı sözcük tekniği ya da işte zincirleme tekniği, anahtar sözcük tekniği hangi kuramın kapsamında olabilir? Bilişsel. Şimdi o zaman
biraz daha ayırt edici bir şey yapalım. Bilişsel yaklaşım psikolojide kapsamı çok geniş arkadaşlarım. Bir kere içinde gelişim psikolojisinde göreceğimiz bilişsel gelişim kuramları var. Yani içinde Piaget'in özelden özele akıl yürütmesi, odaklanması, duyu motor dönemi, işlem öncesi dönemi vesaire. İşte bu liste uzatılabilir. Çok bu detaylara girmeyeceğim ama bilişsel gelişim kuramlarının olduğunu unutmayın bunun kapsamında. Artı öğrenme dersinde işlediğimiz bilgiyi işleme kuramı var. Hani bellek depolarını inceleyen yaklaşım. Bakın hafıza girdiği için içine burada böyle bir şeyden bahsetmemiştik. Bir de eğitim psikolojisinde özellikle Gestalt kuramı, yine öğrenme psikolojisinin konusu biliyorsunuz. Gestalt kuramı bilişsel yaklaşımın içinde ele alınır. Özellikle bu kuramda insanın içgörü yoluyla öğrenme ve kavrama yoluyla öğrenme gibi kavramlarına vurgu yapar. O yüzden size verilen paragrafta hafızadan, kodlamadan, kavramadan, içgörüden, bilişsel gelişimden bahsediyorsa, seçeneklerde hem yapısalcılık hem bilişselcilik varsa hangisini seçmem gerekir? Bilişselciliği seçmem gerekir ama soru, paragraf insanın bir uyarıcı ile karşılaştığında zihninden geçenleri gözlemleyip ortaya koymasından bahsediyorsa, ki bu cümle hatırlayın hangi kavrama karşılık geliyor, hangi kavram, içe bakış, o zaman yapısalcılığa gideceğim. Dolayısıyla ayrım hiç zor değil gördüğünüz gibi. Bir diğer ekole geçelim, yani ekolojik yaklaşım. Bu kuramın temsilcisi Bronfenbrenner. Şimdi ekolojik adı size bir mesaj veriyor mu arkadaşlar? Ekolojik deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Herhalde ekolojik deyince geldi değil mi? İpucu. Evet. Bu gelmiştir çoğunuzun aklına. Tabii bu aklınıza geldiği anda içinizde kaygılananlar olmuştur. Hocam çevre burada da var. Davranışçılıkta da var diye. Evet var. Ama ayrım çok basit, hiç korkmayın. Davranışçılıkta her şey bir çevre. Pavlov'un köpekle yaptığı deneyde çaldığı zil çevre. Skinner'ın fareye peynir verirken manivelaya basması, işte o kutu, ortam, her şey bir çevre davranışçılıkta. Oysa burada çevre sosyal ve kültürel özelliklere göre derecelendirilmiştir. Davranışçılıkta böyle bir şey yok. Bakın yine kapımız nereye çıkıyor? Farklılıklar, ayırt edici noktalar. Farklılıklar bize soru çözdürecek arkadaşlar. Buraya dikkat. Biz davranışçılıkta sosyal ve kültürel bir derecelendirme görmedik. Burada var. Nedir bunlar? Bir, mikrosistem. İki, mezosistem. Üç, egzosistem. Dört, makro sistem. Farklı çalışma alanlarında buna beşinci bir sistem, krono sistem de eklenmiş ama kuramın orijinalinde bu bizim için yeterli. Dolayısıyla paragrafta mikro, mezo, egzo sistem gibi bir şeyden bahsettiğinde zaten seçeneklerde davranışçılık olsa bile, paragraf buram buram çevreden bahsediyor olsa bile bu kavramları gördüğümde nereye gideceğim? Ekolojik kurama. Fakat sınavdaki sorular bu konuda bu kadar basit olmayabilir. Biraz daha zorlaştırabilirler. Ne yapabilirler? Özellikle komisyonun şu iki evreye daha eğilimli olduğunu görüyoruz. Yani bize bir örnek verip bu örnek durum hangi sistemle açıklanır gibi bir soru sorabilirler. Gerçi çok basit sorular da geldi. Yani bu anlattıklarından bahsedip işte dereceleri ayırmak, çevreyi hangisidir? Ekolojik. Bu kadar basit soru geldiği de oluyor ama bizim hedefimiz ne? Daha zor koşullara hazır olmak. Özellikle şu ikisini ayırt etmek bizim için son derece önemli. Bakalım şunlara bir. Arkadaşlar, mikrosistem dediğimiz şey bireyin doğrudan etkileşime girdiği çevre demektir. Doğrudan. Hiçbir aracı olmayacak. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela bireyi merkeze alırsak aslında dört tane katman var. Şurası doğrudan etkileşime girdiğimiz çevre mikro. Şurası mezo. Şurası egzo. Şurası makro. Yani bu sıra bir tesadüf değil. Bireyi merkeze koyarsak merkezden çevreye doğru ilerliyor. Yakın çevre diye kodlayabilirsiniz. Bireye en yakın olan.
Doğrudan etkileşime girdiğimiz çevre. Annemizle kurduğumuz ilişki mikrosistem. Babamızla, kardeşimizle kurduğumuz ilişki mikrosistem. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimizle kurduğumuz ilişki mikrosistem. Doğrudan etkileşimde olduğumuz yakın çevre. Fakat Bronfen Brenner çok zekice bir şey daha fark etmiş. Yani zaten bilimi bilim yapan şey yaşanıyor ama onu görmek, onu yakalamak ve bir şeyi yakalamış. Diyor ki bu mikrosistemdeki ilişkilerimiz birbirinden bağımsız değil. Bakın birbiriyle etkili. Dolayısıyla bu sistemlerin birbirini etkilemesine de bir isim vermiş. Yani aranızda evliler var, bekarlar var, nişanlılar var. Şöyle düşünün. Eşiniz veya nişanlınız, sevdiğiniz sizin mikrosisteminiz. Onunla kurduğunuz ilişki. Anne babanızla kurduğunuz ilişkide mikrosistem. Arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkide mikrosistem. Ama onların da kendi aralarında bir etkileşim var. Ailenizle kurduğunuz ilişki eş seçiminizi etkiler. İşte bu etkileşimden bahsediyorsa cevap mezosistem olacak arkadaşlar. Burada anahtar kavram etkileşim. Sistemlerin birbirini etkilemesi. Benim içinde yaşadığım sistemlerle kurduğum doğrudan ilişki mikro, onların kendi aralarındaki etkileşim mezo sistem. Yani iş ilişkilerim, aile ilişkilerimi etkileyebilir. Bir çocuğun anne babasıyla kurduğu ilişki, öğretmeniyle kurduğu ilişkiyi etkileyebilir. Hatta anne baba öğretmenle doğrudan temas kurar. Bu duruma ne deriz? Mezo sistem deriz. Şimdi egzo sistemse kişinin doğrudan değil, dolaylı olarak etkileşime girdiğimiz çevre. Doğrudan muhatap olmuyoruz ama bizi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yönetim kurulu toplandı. Bazı kararlar aldı arkadaşlar. Şimdi biz onlarla bu kararı görüşmedik ama aldıkları karar bizi etkiliyor mesela. İşte bir yazarla doğrudan tanışmadık ama yazdığı eser bizi etkiliyor mesela. Bu da egzosistem, dolaylı. Ama bireyin hayatına indirgeyerek bunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde örneklendirelim istiyorum. Örneklendirelim. Mesela bir kişiyi ele alalım. Kim diyelim? Hakkı diyelim mesela. Hakkı'nın bir öğretmeni var. Öğretmeni kim olsun? Ali öğretmen. Şimdi Hakkı'nın Ali öğretmenle kurduğu ilişki mikrosistem. Bakın hepsini örneklendirmiş olalım. Hakkı'nın dedi ki anne ve babasıyla kurduğu ilişki, o da mikrosistem. Mikro, mikro. Ama bunların etkileşimi neydi? Mezo. Şimdi bakın konuyu egzoya bağlayacağım. Sonuçta bunların ikisiyle de doğrudan bir ilişki var Hakkı için. Ama Hakkı'nın öğretmeninin, yani Ali öğretmenin de bir öğretmeni var. Öğretmenleri var hatta. Ama Hakkı onları hiç tanımadı. İşte Ayşe öğretmen, Fatma öğretmen, Mehmet öğretmen bildiklerini kime aktardı? Ali öğretmene. Ali öğretmen bu öğrendikleriyle kimin eğitimine katkı sağladı? Hakkı'nın. Dolayısıyla Ali öğretmenin öğretmenleri Hakkı'yı doğrudan mı etkiledi, dolaylı mı etkiledi? Ne cevap veriyorsunuz? Dolaylı. Çünkü Hakkı onlarla hiç tanışmadı bile. Milli Eğitim Bakanı ile aynı masaya oturmadığımız gibi. Dolayısıyla bu durum, yani şu kırmızıyla çizdiğim etki egzosistemdir. Kendi hayatınızdan da örneklendirebilirsiniz. Yani mesela babanızın eve geldiğinde sizinle kurduğu ilişki mikrosistem. Ama babanızın eve gelirkenki duyguları patronuyla yaşadıklarından etkilenmiş olabilir. Patronunu hiç tanımıyor olabilirsiniz ama patronun ev ortamında sizde yarattığı etki hiç tanımadığım için görmedim atıyorum. Ve bu durumda ne olacak? Egzosistem olacak. Ve son sistem makro. Gördüğünüz gibi giderek halkalar büyüyor, genişliyor. En uzak, ya uzak demeyelim de en genel, en geniş aslında bireyin içinde yaşadığı toplumun tüm kültürel birikimidir. Tüm değerlerimiz, her şey. Yani toplumdaki ahlak sistemi, toplumun türküleri, toplumun şiirleri, ürettiği her şey makro sistem, en büyük sistem. Gördüğünüz gibi şu çok kolay, doğrudan iletişim içindeyim. Bu çok kolay, bütün toplum. Şu ikisini ayırt etmek önemli ve buradan güzel bir soru gelebilir. Umarım bu örneklerle aklınızda kalmıştır. Biliyorsunuz Instagram canlı yayınlarında da bunları ayrıntılı bir şekilde konuşuyoruz. Yine diğer bu tür takviye etkinliklerle bunları mümkün olduğunca pekiştirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi son
ekole geçiyoruz. Yani nörobiyolojik yaklaşım. Şimdi biz buraya nereden geldik? Biz buraya neden geldik? Şuradan geldik. Dedik ya, psikoloji betimler, açıklar, yordar ve kontrol etmeye çalışır. Kontrol etmek çok kolay değil ama açıklama bölümü çok önemliydi. Açıklama bölümünde farklılıklar vardı ve her kuram farklı bir şekilde açıklıyordu. Hatırlayın, bu zihnimizdeki bağlantılar sağlamlaştıkça soru çözmeyi nasıl kolaylaştırdığını göreceksiniz. Ne olur bunlara önem verin. Şimdi bu akımın farklı bir açıklaması var. İnsan davranışlarının nedenlerini farklı bir şekilde açıklıyor. Diyor ki insan davranışlarının nedenleri sinir sistemine dayanır veya nöronlar, yani sinir hücrelerine, bir başka deyişle nörobiyolojik yapıya dayanır. Hakikaten yaptığımız her davranışın bir açıklaması var. Yani adımlar atıyorum, yürüyorum, bunu zamanı gelince yapabildim. Biliyorsunuz, göreceğiz, zamanı gelince yapmak olgunlaşma ile ilgili ama kuramlara göre baktığımızda bir hedefe doğru yürüyorsam ve orada bana bir ödül varsa ya da ceza varsa bu yürüme davranışı davranışçılığa göre açıklanıyor demektir. Ödül ceza. Ama bu yürüme davranışını o andaki çevresel sinir sisteminin merkezi sinir sistemine gönderdiği mesajlar, bedenimin içinde olan biyolojik değişimlerle açıklıyorsam nörobiyolojik yaklaşım. Tabi bu da bir tıpsal, tıbbi bir yaklaşım aslında ve bu da çok yaygın. Bu durumu isterseniz şöyle yapalım, bütün kuramları bütünleştirmek için bir örnek üzerinde kısaca kodlamaya çalışalım. Mesela diyelim ki bir kişi son zamanlarda son derece karamsar, umutsuz ve kimseyle görüşmek istemiyor. Tek başına, hatta evden çıkmıyor, pek hareket etmiyor. Ailesi endişelendi. Ne oluyor bizim oğlumuza veya kızımıza diye. Aklınıza gelmiştir. Eğer bir kişi bu kadar umutsuz ve karamsarsa farklı düzeylerde bir depresyon yaşıyor olabilir. Bir psikoloğa gittik diyelim ki. İşte bakın, ekollerin farklılıkları burada da ortaya çıkıyor. Gittiğimiz psikolog veya psikiyatrist veya klinik psikolog hangi akıma göre çalışıyorsa depresyonu açıklaması da farklı olacak. Hani o betimleme, açıklama, yordama, kontrol demiştik ya. O açıklama bölümü hangi akıma göre çalışıyorsa farklı olacak. Şimdi gittiğimiz uzman yapısalcı olamaz. Çünkü günümüzde bir uygulaması yok. O yüzden hani yapısalcı klinik psikolog olmaz. Zaten klinik uygulaması da yok ama gittiğimiz uzman davranışçı olabilir. Hatırlayın lütfen, ilk ekoller dersinden öğrenme demiştik. Depresyonu neyle açıklayacak? Öğrenmeyle. Bu kişi depresyona girmeyi öğrendiği gibi çıkmayı da öğrenebilir. Son zamanlarda çalışırken disiplinim bozulduysa toparlamayı da öğrenebilirim gibi. Umut vadeden bir yaklaşım, değişim. Psikanalitik yaklaşım nasıl açıklayacak? Bu kişinin bilinç dışında ne gibi çatışmalar var diyecek. Hümanist yaklaşım iyimser bakacak. Hatta rehberlik derslerinde göreceksiniz, tanı bile koymaz da hani insanları kategorize etmez. Ama sonuçta benlik algısında, bu kişinin kendini gerçekleştirme sürecinde, ihtiyaçlarının karşılanmasında aksayan bir şeyler var mı yok mu ona bakacak. Varoluşçu yaklaşım depresyondaki bir kişinin ölüm, yalnızlık ve anlam kavramlarıyla bir sorunu olduğunu düşünecek. Yeterince anlam bulamıyor hayatta. Çünkü ölüm gerçekliğiyle ne düzeyde nasıl yüzleşti ona bakacak. İşlevselci yaklaşımın da klinik bir uygulaması pek yok ama yine de şöyle bakabiliriz. Bakın komik geliyor bana. Depresyona girmek ne işine yarıyor? Nasıl bir işlevi var? Konuya böyle bakacak. Yani depresyona girince acaba daha mı az çalıştı? İlişkilerde daha mı hoşgörü görmeye başladı? Atıyorum böyle. Bilişsel yaklaşım, zihninden neler geçiyor, neler düşünüyor, nasıl algılıyor, neler nasıl depolanmış, ne gibi otomatikleşmiş düşünceler, algılar, beklentiler var, buna bakacak. Ekolojik yaklaşım, bireyin şu sistemle ilişkilerini ele alacak. Ha, nörobiyolojik yaklaşıma gelince bütün bunlarla bakmayacak konuya. Nasıl bakacak? Nörobiyolojik yaklaşıma göre zihnimizde milyonlarca nöronlar adını verdiğimiz sinir hücreleri var. Ve bu sinir hücreleri arasında bağlantılar var. Nörotransmitter akımlar var. Ve bu akımlarda, bu bağlantılarda bir değişim var, bir bozulma var. Dolayısıyla bir ilaç vererek bu bağlantıların yeniden uygun düzeyde kurulmasını sağlayacak. Böylece depresyonu iyileştirecek. Gördüğünüz gibi her bir akım insan davranışlarına farklı bir şekilde yaklaşıyor. Ve insan davranışları için farklı önlemler, farklı tahminlerde bulunuyor. Sınavda bizi ilgilendiren tarafı ne sevgili arkadaşlarım bunun? Sınavda bizi ilgilendiren tarafı özellikle
bu kuramların ne gibi örneklerle ilişkilendirilebileceği, örnekler vermeye çalıştım. Ne gibi temel kavramların olduğu, örnekler özellikle yeni derslerimizde giderek pekişecek ama sizden özellikle isteğim, her bir ekolün temel kavramını kodlayın yeterli. Biraz zor bir konu gibi gelebilir ama şunu yapacaksınız, davranışçılık öğrenme. Freud, bilinç dışı. Hümanist yaklaşım, benlik. Atıyorum. Varoluşçuluk, ölüm, anlam, yalnızlık. Sadece şimdilik bunları bilmeniz yeterli. Hani o ilk dersimizde bahsetmiştik ya, zihnimizdeki kütüphane. O kütüphaneyi düzenlerken raflara yeni yeni eklemeler yapacağız. Ve o şemalar giderek zenginleşecek. Böylece bir konumdan sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.